sohbet değerli izleyicilerimiz. Kars'tayız, Selim'deyiz, Koşapınar Köyü'nün yamacındayız. Ben aslında şunun için durdum. Bak oraya bir bak bak, ay yıldızlı bayrak, onu gördüm. Dedim ki şu avluya bir girelim, bir selam, birkaç kelam edelim. Nasipte ne var bilmem dedim. Karşımıza da hanenin sahibi ablam çıktı. Ablam isim ne? Nurcan Ekinci. Buralısın ablam? Evet, Darboğaz Köyü'nün kızıyım, burada evliyim. Burada evlisin. Evet. Abla, ay yıldızlı bayrak. Maşallah. Getirmişsiniz, avlunun en görülür yerine dikmişsiniz. Evet. Ne diyoruz biz? Ya Rabbi, ya Rabbi, bizim ay yıldızlı zaman bayrağımızı gönderden indirme. Amin. Ezen kulağımızın sesinden, gökyüzünden bayrağımızı dindirme ya Resulallah. Allah razı olsun ya, ne güzel. Yıl 1969. Çorumlu Mahmut Şen, Çorum'un Kargil ilçesinden çıkıyor. Vatan için, millet için, ezan için ve bu bayrak için Kars Sarıkamış'a geliyor. Topçu olarak babam Mahmut Şen askerliğini yapıyor. Bundan tam 53 yıl önce babamın asker olarak geldiği topraklara bize de gelmek nasip oldu. Ay yıldızlı bayrağımın gölgesinde selamımı veriyorum, yoluma devam ediyorum. Bir görevi çıktı, askerlik dönemi geldiği zaman yaptı. Bir de devletimiz tarafından istenildiği zaman gitti, yine askerlik görevini yaptı. Enişte Bey iki kere askerlik yapıldı. İki kere askerlik yaptı, evet. Seferberlik çağrıldığında. Evet, öyle oldu. Çağrıldığında o zaman üçüncü çocuğum daha olmamıştı. Beş çocuk annesiyim. O zamanlar işte gitti, askerlik yaptı. Devletimize Rabbim Allah hiçbir zaman eksikliğini de vermesin. Sayın Cumhurbaşkanımızı da Allah eksikliğini hiçbir zaman vermesin. Ve ben bunu da söylüyorum. Her zaman devlete, millete bağlı olan bir insan evlatlarını da öyle yetiştirmeyi nasip eylesin. Amin diyoruz. Evet. Sizleri de bu bayrağın gölgesinden ayırmasın. Amin. Her zaman bu böyle dalgalanır. Ölene kadar bu bayrak burada dalgalanacak. Şehitlerimiz için olsun, gerekse ülkelerimiz için olsun. Rabbim devletimizin hiçbir zaman kötüye fırsat, Rabbimiz bizim de eksikliğimizi vermesin. Biz böyle olduğumuz sürece çoğu gençlerimizi de devletimize doğru dürüst yetiştirmeyi de nasip eylesin. Amin. Evet, bizim çocuklarımız da bizim geleceğimizdir. Bir çocuk yetiştirmek bir ülke demektir. Bir devlet, bir millet demektir. Eğer bir faydalı öğrenci çocuk yetiştirebiliyorsak, ama yoksullukla, ama maddi manevi durumu iyi veya kötü, önemli olan yetiştirmektir. Allah razı olsun. Evet, çocuğun birinci okulu evi, ailesidir. İkincisi de eğitim aldığı yerdir. Eyvallah. Ben böyle düşünüyorum. Benim düşüncelerimiz böyle, eşim de öyle. Çünkü çocuklarımıza da bunları aşılıyoruz biz. Eyvallah annem. Çünkü çocuklarımızı devletimize her zaman varlıklı, variyetli insanlardan olmak nasip etsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.